Merhaba. Hiroşima'nın tohumları bölüm 4 ile devam ediyorum. Bölüm 4'te böyle bir resim var en başta. Evet. Homonkimi de alsam mı yanıma, yoksa güzel kimonoma ihtiyacım olmaz mı? İster olsun ister olmasın onu da Tokyo'ya götüreyim. Yazık, bavulum yok. Ama ne çıkar? Zaten birkaç parça eşyam var. Onları da Frosiki yaparım. Neyse. Eşya hazırlamak sinir bozucu bir şey. Saka kızım da kafesine yakınarak sinirlerimi daha da bozuyor. Ne var şekerim? Çok mu sıcak? Tabii olacak Saka kızım. Ağustos'tayız. Al bakalım. Kafesini gölgeye çektim işte. Şimdi bırak beni de eşyalarımı hazırlayayım. Açık suvojinin önünde diz çöküp giyeceklerimi katlamak, çıkın yapmak, sonra karar değiştirip çıkını açmak, şakıyıp duran Saka kızımla çene çalmak hiç de tatsız değil. Başımı uzatınca Maeda'nın resim yapan öğrencilerini görebiliyorum. Acele etmeleri gerekiyor. Geleneksel Hiroşima sergisinin açılmasına 10 gün kaldı. Ustalarını utandırmamalılar. Garip, içlerinde en yeteneklileri Tanso. Fırçayı bileğine bağlayıp öyle resim yapıyor. Kolot gibi. Kolot mu? Korot muydu yoksa? L'lerle R'leri hep karıştırırım zaten. Michiko! Kızımın el sallayışından anlıyorum. Dua ediyor. Gelemez. Kendi atom bombası sığınağına gidiyor herhalde. Yanında diz çöküp içindekileri teker teker sayacak. Kaçan olmuş mu diye. Michiko'ya bir çeşit Nuh'un gemisini kurduran o korku bir başka Genbaku korkusu değil mi? Hepimizin paylaştığı o korku. Sao! Sığınağın yanından acı çığlığını duyuyorum. Hay Allah! Gün geçmiyor ki Michiko'nun konserve kutuları devrilmesin. İçlerindeki böcekler kaçmasın. Michiko her gün yeniden toplar onları. Zavallı muşiler. Niye böylesine sevgiyle korunduklarını bir bilseler. Maeda'nın bahçesinden geçip kızımı buluyorum. Elinde sivri uçlu bir değnek çılgıncasına yeri kazmakta. Karısı kaçmış. Kimin karısı Michiko'ca? Hayır, ciddi olmalıyım. Kızım sevgili muşilerini babasının ve 100.000 Hiroşimalı'nın kaderinden korumaya çalışıyor. Acı bir sesle solucanın karısı diye karşılık veriyor. Gelecek atom bombasından sonra hiç yavru solucan kalmayacak. Anlıyorsun ya anne. Solucanımın karısını bulmalıyım. Evet anlıyorum. Bu arada Maeda da yanımıza geliyor. Solucanların soyunu korumak istiyormuş gibi kaybolan Mushi'yi aramaya başlıyor. Biraz sonra parmaklarının arasında solucan doğruluyor. Buldum diye bağırıyor Maeda. Yuvasına konserve kutusuna koyuyor hayvanı. Sonra Yukata'sının kollarını sıvayıp Michiko'ya yardım ediyor. Sığınak yeniden yapılacak. Kutuların üstüne kocaman bir taş koyarken Tanso resmini bitirdi Yukasan diyor. Nefis bir sanat eseri, birinci sınıf. Bu çocuk ancak yeteneği anlaşılırsa acılarından kurtulabilir. Gel de resmini göstereyim. Ne oluyor? Stüdyoya yaklaşınca bütün öğrencilerin bir sehpa başında toplanmış olduklarını görüyorum. Kargaşalık var. Tanso ansızın kopuyor kalabalıktan, kapıya koşuyor. Kırmızı boya bileğine bağlı fırçadan kan gibi akmakta. Yanından geçerken bakışlarımız karşılaşıyor. Hay Allah! Gözlerinde geçen gece başını saçlarıma gömdüğü zaman okuduğum o yalnızlık, o çılgınca umutsuzluk var yine. Öğrenciler, Sensi gelin bakın, lütfen gelin Sensi diye bağırıyorlar. Ama Maeda resim sehpasına yürürken susuyorlar. Resmin önünde duruyor Maeda. Ah! Aynı şeyi yine yapmış Tanso. Resmini bozmuş. Geleceğin bir şehrini çizmiş. Ama gökyüzünden hala kırmızı boyalar akıyor şehre. Kim bilir ne düşünmüş Tanso. Bir bombardıman uçağı mı? Yeni bir Genbaku mu? Öğrencilerden biri, şu Tanso çılgının biri diye mırıldanıyor. Deli. Maeda tek kelime söylemeden stüdyodan çıkmış. Bahçede. Bazen üstüne oturup saatlerce düşünceye daldığı o büyük düzgün taşa doğru gidiyor. Yanına çimenlere diz çökerek Sensi.
diye fısıldıyorum. Yuka, yanılmışım. Sesi öylesine alçak ki zor duyuyorum. Yeteneği herkes tarafından anlaşılır, ün kazanırsa Tanso kurtulur sanıyordum. Yanılmışım. Demek insan yüreğini hala anlayamıyorum. Sevgili taşını usulca okşuyor. Bir çıkar yol bulmalıyım diyor. Evet, çıkar bir yol bulmalıyım. Beni yalnız bırak Yukasan. Bing, bing, bing. Eski dostumun mutfak saatinin sesi bahçeye kadar geliyor. Evimiz açık arttırmayla satılırken birkaç eşya bırakmışlardı bana. Bu saat de onlardan biri. Bir dakika bile kaybetmeye gelmez. O Hatsu beni bekliyor. Hiro her akşam annesini Budist tapınağına götürünce bekler beni. Acele etmezsem, acele etsem bile gecikeceğim. Ne insan, seni bekliyordum. Ah bir şey, korkunç bir şey oldu sandım. Kardeşimin sesi gergin. Gözleri fal taşı gibi açılmış. Ah, her şeyi niye büyütüyor böyle? İnsan 15 dakika gecikemez mi? Niye girip geçmiyor? Gebeliğini gizleyen kimonosuyla Fusuma'ya diz çöküp acı acı bana bakıyor. Ne kadar güzel bir kız. Derken ufacık bir gülümseme yayılıyor yüzüne. Gelişim korkularını yatıştırdı biraz. Ellerime soluk mavi bir şey tutuşturarak "Bak abla!" diye bağırıyor. "Tabiler, ben ördüm. Oğlan olacağı için mavi ördüm." Oğlan olacak demek. Evet, evet oğlan olmalı. Saygıdeğer Hotokes'ine bir oğul veremezse kendini bağışlamaz Hiro. Sence de oğlan olacak değil mi? Öylesine tedirgin bir sesle soruyor ki bunu kardeşimi kollarımın arasına almadan edemiyorum. Ah benim zavallı, benim tedirgin kardeşim. Tabii oğlan olacak. Çocukluğundan beri o Hatsu ne istediyse yaptım. Ah burada yan yana olmak, fısıltıyla konuşmak, durup dururken gülmek dünyanın en büyük mutluluğu. Neşeyle çevreme bakıyorum. O Hatsu'nun çocuğu yeryüzündeki ilk saatlerini burada, bahçe içindeki bu küçük odada geçirecek. Ufacık beşiği güneşli köşede duruyor. Çevresinde tataminin üstünde bir sürü oyuncak. Galiba o Hatsu oynuyor onlarla. Oyuncaklara bayılır. Tavandan sarkıttığı kağıt turnalar. Akşam yerinde şşş şşş diye sesler çıkarıyor. Kardeşim göz ucuyla bakarak gülümsüyor bana. Makasını alıp yeni turnalar kesmeye koyuluyor. Uğur getirmesi için 1500 turna yapmak gerekiyormuş diyor. Kağıtları keserken dili dişlerin arasında kar beyazı turnalar çıkıyor ortaya. O Hatsu keyifle içine çekiyor. Tokyo yolculuğundan söz açmanın tam sırasıdır. Tepki göstermesinden çekiniyorum. İstemezsen gitmem tabii diyorum. Sevincimi belli etmek istemiyorum. Gideceğime seviniyorum aslında. Biliyorum uçarılığa büyük eğilimim var. Kardeşime söz veriyorum. Sadece birkaç gün. Neyse gülüyor o Hatsu. Zaten bebeği Ağustos'un 3. haftasından önce beklemiyoruz ki Nisan. Uğur getilsin diye Orito surular yapıyorum boyuna. Korkma, seni arama. Kardeşim keyifli, her şey çok güzel. Ama akşam gölgeleri Suhoji'nin arkasındaki bitkilere düşerken ansızın turna kesmeyi bırakıyor. Duygulu yüzündeki neşe nasıl da üzüntüye dönüyor ansızın. Nisan? Evet, ne oldu? Ben doğum yapınca saksıdaki bitkilere kim bakacak? Bir çiçeğin yapraklarını uzatıyor elini. Tam o sırada bir böcek yükseliyor çiçekten. Kardeşim susuz çiçeğe bakıyor. Ah, alnına yerleşen o çizgileri hiç sevmiyorum. Bana kötü günlerini hatırlatıyor onu. Anlıyorsun ya Nisan, bakım ister bunlar. Hiro'nun annesi yaşlı, unutur. Sence uygunsa Michiko'ya söyleyeyim, o baksın. Michiko mu? Sesimde öfke var. Niye ben değildim Michiko? Sevgili kızıma güveniyorum gerçi ama yine de yaşlar dolduruyor gözlerimi. Ah Michiko, Michiko, keşke senin gibi olabilseydim. İki böğürtlen gibi benziyoruz birbirimize ama içlerimiz. O Hatsu, aspirin iyi gelir mi çiçeklere diye soruyor. Michiko'ya söylerim, arada bir suda aspirin eritip verir onlara. Michiko çiçekleri korur. Her şeyi korur.
Deminki böcek gelip kardeşimin eline konuyor. Tünüyor orada. Pembe antenlerini keyifle oynatıyor. Kızımın koruduğu kardeşlerini düşünüyorum böceğin. Evet, Michiko her şeyi korur. Michiko'yu Michiko yapan bu mu acaba?